Kısa vade, orta vadede ve uzun vadede gıdaya erişim, yani kıtlıkla ilgili bir mesele var. Yani kıtlık konuşmaya başlayacağız. Çünkü şu an tarım yapanlardan çokça izleyicimiz var. Çiftçi bize, bana yazıyorlar. Ya inanılmaz. Yani şu an maliyet geçen seneye göre 10 kat arttı. Net bir şekilde 10 kat arttı bir çiftçi olarak söylüyorum. Bu arada. Ya inanılmaz. Yani zaten şöyle, bu ülke her gün 100 milyon kişi doyurmak zorunda. 85 milyonuz. 10 milyon, 12 milyon mülteci var. Etti sana 96-97. 30-40 milyon da turist bekliyorlar. Orada ayda yaklaşık 3 milyon kişinin Türkiye'de devamlı bulunması demek 3-4 milyon kişinin. Günde 100 milyon kişi doyuracaksın. Nasıl doyuracaksın? Yok öyle, yok bir artışın. Öyle ve üzerine üstlük en son okulda 2002 yılında ülkedeki çiftçi sayısı 2,5 milyondu kayıtlı. Bugün 500 bin kişinin altında. Çiftçi kalmadı. Ya niye çiftçi kalmadı? Annesini aldı gitti. Büyük şehre yerleşti. Ananı da al git. Peki ne oldu şimdi, yiyeceksin, annesini de aldı gitti. Bu sene yok. Şimdi bir fındık çiftçisi yazmış. Şey demiş. O don yedi fındık. Diyorum ki ben toplamam bu sene diyor fındığı. Çok don yedi. Maliyeti çok yüksek. Geçen sene yövmeye, işçi yövmesi 120 liraydı. Bu sene minimum 200 lira olur. Ben 200 liraya tarlada iş çalıştıramam. Zaten tırpanımı yaptım, ilacımı attım, 40 bin lira harcadım. Ya zaten onun bizdeki Ferrero Rocher düşünsün. Yani abi, Türkiye'nin en büyük, yani dünyanın en büyük işte İtalyan Ferrero Rocher Oltan gıdayı alıp bütün fındık şeyine, sektörüne hakim olmadı mı? Onlar düşünsün. Zaten İtalyanlar kazanıyordu fındıktan parayı. Biz mi kazanıyoruz? Zaten yani bu da İtalya ders olsun. Akıllı olun. Bu arada fındığı toplamayıp şöyle bir şey diyebilirler. Lozan'da gizli madde var. Fındığı onun için toplayamıyoruz da. Denebilir. Değil mi? Yani 2023'te Allah'tan bitiyor Lozan. Dün... Esas şey vardı. Fuat Oktay mı? Şey, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet. Karadeniz doğalgazı işte bir anda... Ne de 2023'ün, her şey 2023'te, 2023'ün ilk çeyreğinde mutfaklarda. Arkadaş, benim kombi banyoda. Mutfaktaki doğalgazı. Ha niye mutfaklarda yani? İlla yemek mi yapmak zorundayım? Isınamıyor muyum ben o doğalgazla? Ki ya bu hep verilen müjdelerden. Devamlı bir müjde veriyoruz ama hepsi fos çıktığı için inanmıyorsun. Yani ne kadar ki? Ya daha rezervin bağımsız kurumlarca teyit edilmediği bir rezervden konuşuyoruz. 540 milyar metreküp. Güzel. Ama niye bağımsız kuruluşlara bunu sen bir anda kontrol ettirmiyorsun? İşlerine mi gelmiyor, tamam, yoksa aslında az miktar mı? Ne kadar dağıtılacak? Gerçekten yetişecek mi? 170 kilometre şey var. Boru var. Boru hattını yerleştirebilecek misin? Yetiştirebilecek misin? Yani hepsi hikaye havada. Yani. Ayrıca bu açıklamayı niye Enerji Bakanı yapmıyor da sen yapıyorsun? Ya. O da Enerji Bakanı ne iş yapıyor? Ya, yani o da ayrı bir hikaye. Yıllardır Karadeniz'de Akçakoca ve Ereğli Açık, Alaplı Açıkları'nda zaten bir tane platform var. Orada da Türk Petrolleri'nin yeri var. Sivri Açıkları'nda da var galibim, yıllardır çıkıyor. Durur. Ama dün Mahfi Hoca'nın bir paylaşımı vardı, gördün mü? Madenlerin fotoğraflarını paylaşıp şöyle bir soru sormuş Mahfi Hoca. Hani 2023'te gizli maddeler vardı, bunlar ne diye? O talan edilen madenler. Niye çıkartılıyor? Bir de benim bir Cumhuriyet.com.tr'de bugün haberim var. Sevgili dostlar, verirlerse onu da şey yapalım. Abi altın madeni vardı, hatırlar mısın? Bir şirketin böyle ukala yok, o değil. Ukala Almos Gold, Kanadalı. Ve onun doğu bir madencilik. Şimdi onlar genel müdür, hatırlıyor musun? Videosu var mı arkadaşlar? Bir tane genel müdür vardı bu şirketin. Katıldığı bir röportajda şey demişti. Biz madenciyiz. Ben bir şey dedim mi? Orada istedikleri gibi eylem yapsınlar diye bir açıklama yapmış. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Şimdi o genel müdür o açıklamadan bir hafta sonra görevden alındı. Sonra da bu Kaz Dağları'nda o meşhur eylemlerin yapıldığı şirket sessiz sedasız Çanakkale Şubesi'ni kapatmış. Şey çekilmiş, kendi genel merkezine çekilmiş. Bu ne gösteriyor biliyor musun? Bugün de aslında Gezi'nin yıl dönümü Murat. Birlikte olunca aslında... Ya bu Gezi şey değil miydi hani biz oraya... Topçu Kışlası alışveriş merkezine otel yapacağız diye. Hiç kimse de onu hatırlamıyor. Hep Gezi'de bir vandallık. Peki acaba niye? Sen Topçu Kışlası yapacaktın oraya, ne oldu? Otel yapacaktın, AVM yapacaktın. Türkiye'de AVM yokmuş gibi. Bak AVM'ler ceyir ceyir batıyor. Sen oraya AVM, Taksim'in ortasına AVM yapmak istedin. Tabii. Topçu Kışlası yapmak istedin. İnsanlar onu yapma dedi diye şey oldu. Yani ilk başta ben de Gezi'yi destekledim. Gezi'yi ben de destekledim. Bu arada bunun şu talanın bedeli de ödenmeli. Şuradaki o tıraşlanan alanın bedeli bir şekilde ödenmeli. Biz gene bir yanarlı dönerli ekrana gelelim. Ya esas ben geçen gün İzmir'e gittim. Arabayla gittim. Arkadaş, İzmir'in böyle 10-15 kilometre Manisa ile İzmir arası. Bir taş ocakları. Daha artık öyle çirkin oymuşlar ki kapanacak gibi değil. Ya bari onu görünmez bir yere öyle çirkin oyuyorlar ki taş ocakları tamam güzel ama ya öyle de oyulmaz ya. Bir estetik lazım, bir şey lazım yani. Kendi kendime öyle söylendim ben orada. Ya şimdi
artık İstanbul'a gelmek de, İstanbul'dan çıkmak da büyük bela. İstanbul'da yaşamak da büyük bela. Yarın biraz kira artışlarını konuşacağız. Değerli konuklarımız, konuğumuz olacak. Bugün ilk programdı. Ben ufak tefek böyle dilim sürçtü. Hata yapmış yok olabilirim. Canım, beni ilk elin günahı olmaz. Lütfen. İlk elin günahı olmaz. Evet. Doğru. Dağıtıyorum hadi kartları. Murat, senin son cümleni alayım programı kapatmadan önce. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Hadi bakalım. Bu ara piyasada. Olmadığımız masa yok. Ekonomi piyasasında bu ara kartlar baştan dağıtılıyor. Çok enerjik, muhteşem bir programla başladık. Bu arada bu programa başlamama vesile olan sevgili Murat aslında. Estağfurullah, ne demek, olur mu öyle şey? Merdan Bey, Merdan Yanardağ. Geldik, hemen konuştuk, hızlıca programa başladık. Ben severim böyle hızlı olan, üzerine çok düşünmeden yapılan işler çoğunlukla genelde de şey olur. Nefis olur. Nefis olur. Çünkü düşündüğünüz zaman vazgeçersiniz. Beni sevdiğinizi, bu programı izlemeye devam edeceğinizi umuyorum. Yine hafta içi her gün saat 10'da ben Türkiye'nin en temiz ekranı Tele1'de olacağım. Gerçek haber, gerçek ekonomiyi izledik. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde, hatta yarın ve cumaya kadar her gün görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.